Soru şu. Hocam, benim eşim, kocam çok çalışmaktan eve gelemiyor. Ve o kadar çok çalışıyor ki para kazanamıyor. Kendi işini yapanlar için bilhassa. Almanya'da yaşayan, iş adamıyım diye geçinen insanların büyük bir kısmı, bu arkadaşlarımızın en büyük problemi çok çalışmaktan para kazanamamalı. Yanında çalışanlar, elemanları daha rahat hayat sürüyor. Yıllık tatillerine gidiyorlar 1,5 ay. Bahçeli ev alabiliyorlar. Hafta sonları aileleriyle zaman geçirebiliyorlar ama patronları köle gibi çalışıyor. Genellikle de mağdur oluyor kadınlar. Konu bu. Yani benim kocam o kadar çalışıyor ki hocam, o kadar çalışıyor ki o kazandığı parayı yiyemiyor. Veya ailesine zaman ayıramıyor. Benim kocamın sizin eğitimlere ihtiyacı var. Ne yapabiliriz hocam? Onu nasıl yönlendirebiliriz size? Onun gerçekten ihtiyacı var. Bak, bu soru çok geliyor. Maalesef açık ve net ilan etmek istiyorum. Hanımlar Allah'ın bir emaneti. Kocalara sesleniyorum. Hanımlar sizin Allah'ın bir emaneti. Çok çalışan, kendi işini yapan kocaları varsa eğer, bu hanımefendiler ve aileleri mağdur oluyor. İki yakaları bir araya gelmiyor bu sefer. Neden? Mağduriyet var. Zalimlik var, zulüm var. Ya biraz daha çalışalım, biraz daha çalışalım, biriktirelim, işte Türkiye'ye gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım diyerek kendini parçalayarak çalışıyor. Veya çalıştığını zannediyor. Yani 10 saatlik işi 2 saatte yapabilir normalde, smart çalışırsa. Ama smart çalışmıyor. Akıllı çalışmıyor, bilmediği için. Bilse, emin olun, nasıl binlerce insan kendini geliştirdi, smart yol, yöntem, uygulamayla hayatlarını kolaylaştırdı. Onlar da hayatlarını kolaylaştırabilir. 10 saatlik işi, 8 saatlik işi 2 saatte de yapabilir. Dolayısıyla çocuklarını, ailelerini mağdur etmezler o zaman. O zaman mağdur etmezler. Ama şu anda görüyorum ki piyasada almaya değeceğim aileler genellikle mağdur. Kendi işini yapan kocalar, adamlar ailelerini mağdur ediyor. Ve hanımları da mesaj yazıyor. Çocukları mesaj yazıyor. Hocam ne olur, babamın ihtiyacı var. Ne yapalım da babamızı size yönlendirelim. Kendini biraz geliştirsin. Smart, yani akıllı çalışsın. Verimli çalışsın da bize zaman ayırsın. Bizimle ilgilensin. Çünkü zaman ilerliyor. Çocuklar büyüyor. Ne yapalım hocam diyorlar. Bu soruya cevap vermek istiyorum. Mağduriyet ne? O kadar çok çalışıyorlar ki eve gelmiyorlar. O kadar çok çalışıyorlar ki para kazanamıyorlar. O kadar çok çalışıyorlar ki ne diş kalıyor, ne saç kalıyor, ne baş kalıyor. Ne aile kalıyor. Bilhassa Almanya'da çalışan, kendi işini yapan arkadaşlar için söylüyorum. Bu sefer rahatlamak için de başka yollar arıyorlar. Kafayı dağıtmak için saçma sapan yerlere gidiyor. Bu sefer kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Bu mevzuyu anladık değil mi? Mevzu bu. Buna cevap vermek istiyorum. Hanımefendilere dönüyorum. Bir hikaye anlatacağım. Bunu anlatınca mevzuyu anlayacağız. Yiwu diye bir Çinli gelin yeni evleniyor ve çok iyi, kocasıyla çok iyi anlaşıyor ama evin içerisinde bir de kaynanası var. Kaynanasıyla iyi anlaşamıyor. Başta iyiydi her şey ama sonra sıkıntı yaşamaya başlıyor. Gel zaman git zaman ben aileyi korumam lazım, kollamam lazım. Kaynanam da çok müdahale ediyor. O zaman ne yapacağız? Kaynanayı ortadan kaldırmam lazım diye gidiyor eczacıya. Eczacıya söylüyor böyle kulağına fıs fıs. Diyor ki böyle böyle benim bir kaynana var. Onu nasıl temizleyebiliriz? Hiç şey olmadan, millet çakmadan, uyanmadan, ben hapse girmeden nasıl yapabiliriz? Dur kızım diyor, ben sana bir ilaç hazırlayacağım. Ama diyor çayına, kahvesine, yemeğine sürekli güzel yemekler hazırla, dikkat çekmesin. Senin suçlu olduğun ortaya çıkmasın. Sen onunla ilgilen. Yemeğine, çayına, kahvesine döküver. Tamam mı? Tamam. Yaparım diyor ya. O iş bizim işimiz. Yemek yapmak bizim işimiz. İlgilenmek bizim işimiz diyor. Ben diyor çaktırmadan, benim öldürdüğüm belli olmayacak şekilde ona o zehiri katarım yemeğine diyor. Tamam diyor. Hadi bakalım, gönderiyor eczacı bunu, gelini. Gelin hemen eve girdiği gibi selam, aleyküm selam. Diyor ki kaynana nasılsın, iyi misin? Sana diyor bir çay hazırlayayım mı? Kızım sana bir şey mi oldu, kafana saksı mı düştü, ne oldu böyle, niye böyle bana davranıyorsun, kahve içer misin, çorba içer misin, teklifte bulunuyor. Neyse, çay istiyor, çayına döküyor güzelce, gizli gizli. Sonra yine biraz sonra 10 dakika geçiyor, bir şey içer misin, su içer misin,
devamlı soruyor, ilgileniyor, yemek hazırlıyor güzel güzel ama dikkati üzerine çekmek istemiyor. Devamlı her yaptığı yemeğin arkasında, çayın içerisinde devamlı o ilacı katıyor. Aradan birkaç ay geçiyor, kaynanasıyla çok iyi olduğunu anlıyor. Fark ediyor ki çok iyi bir kaynanaymış ya, kaynanam benim çok iyi diyor ya. Ben niye bu zehri bunun içerisine, bunun yemeğine katıyorum diyor. Çok iyi anlaşıyoruz. Bundan ben niye kurtulayım diyor ya. Pişman oluyor tabii. Koşuyor eczacıya, diyor ki ya diyor ben kaynanayı öldürmek istiyordum ya. Evet tamam biliyorum. Ona bir ilaç hazırladın. Evet hazırladım. Ben diyor onun diyor ölmesini istemiyorum diyor. Ben onunla çok iyi anlaşıyorum diyor ya. Ona diyor bir panzehir hazırlayalım da diyor. Ölmesin diyor, yazık kadıncağız. Kızım diyor o zehir vardı ya diyor. O zehir senin kafadaydı. Sen kafanı değiştirince diyor, ona ikram ettikçe, ona hürmet ettikçe, ona sevgi gösterdikçe o da seni sevmeye başladı. İlk önce sen adım atman lazımdı. Yani senin değiştirmen lazımdı kendini. Sen kendini değiştirince, kafa yapını değiştirince senin kaynanan değişti, çevren değişti ve onu sevmeye başladı. O da seni sevmeye başladı. Sevdiğin için aradaki zehir kalmadı ve ben sana vitamin hazırlamıştım. O zehir değildi kızım. Şimdi evine git ve kaynananla, kocanla, evlatlarınla diyor muhabbetiniz çok olsun diye gönderiyor. O yüzden değerli arkadaşlar, eğer evinizde gerçekten çok çalışmaktan eve gelmeyen kocanız varsa, çok çalışmaktan para kazanamıyorsa, Almanya'da yaşayanlar için söylüyorum. Almanya'da yaşayan, kendi işini yapan arkadaşlar gerçekten köle gibiler. Köle. Köle yazabilirsiniz. Köle. Müşterinin kölesi. Elemanlar çalıştırıyorsa 100 tane, 200 tane, 500 tane fark etmiyor. Onların kölesi. Genellikle %90'ı bu şekilde. Neden? Bir sistem yok arkasında. Sistemi olmadığı için kendini parçalayarak çalışıyor. Ne aile bırakıyor, ne müşteri bırakıyor, ne eleman bırakıyor. Darmadağın oluyor her şey. O yüzden hanımefendiler, biz ne yapalım hocam? Biz kocamızı nasıl ikna ederiz? Yu'nun hikayesindeki gibi yapabilirsiniz. İlk önce kendinizi değiştirin. Ne yapmanız gerektiğini bir fark edin. Çünkü sen öyle bir kabiliyete sahipsin ki Almanya'da 20 bin euro, 30 bin euroluk mutfak takımı, 30 bin euro, 40 bin euro kocanı ikna ederek bunu aldırabiliyorsun. Böyle bir yeteneğe sahipsin. Kadınlar öyle. Mızmızlanarak, tamam mı, kocasına, kafasını onun ütüleyerek ne yapabiliyorsun? Koltuk takımı alabiliyorsun. 3000 euro, 4000 euro aldırabiliyorsun. Böyle bir yeteneğe sahipsin. Her şeyi aldırabiliyorsun da neden ikna edemeyeceksin ki? Her konuda ikna ettin onu. Azıcık yemeğini kısıyorsun. Azıcık bir şeyleri kısıyorsun. Onun sevdiği bazı şeyler var. Sen onu biliyorsun. Onları kıstığın zaman sen azıcık da surat astığında onu ikna edebiliyorsun. Öyle bir kabiliyetin var. Hocam ben ne yapmalıyım diye soruyorsun ama senin yapacağın şeyi zaten sen biliyorsun. Sadece benden bekliyorsun. Hani hadi sen yapabilirsin dememi istiyorsun. Ben de her hanımefendiye söylüyorum. Hepiniz içinizdeki aslanı uyandırıp kocanızı ikna edebilirsiniz. Her şeyi ikna ettiğiniz gibi kendini geliştirmeye de ikna edebilirsiniz. Azıcık ona surat asarak, mızmızlanarak, kafasını ütüleyerek bunu yapabilirsiniz. Ama ilk önce dediğim gibi kendi kafanızdaki zehri çıkarmanız lazım. Yani Yu'nun hikayesi gibi. Yani sen kafa yapını değiştir, ondan sonra. İlk önce kendini değiştireceksin. Ondan sonra kocan değişiyor. Ondan sonra çocuklar değişiyor. Almanlar her sabah 5'te kalkar, kapılarının önünü temizler. Onların öyle bir sözü var. Herkes kapısının önünü temizlediği zaman dünya düzelir diye. O yüzden ilk önce çalışmayı kendinden başla. Kendin yap. Yalnız şunu da söyleyeyim. Birçok iş adamı bizim eğitimlerimize katıldı. Peki nasıl katıldı bunlar? Bizim videolarımızı izleyen hanımefendiler dediler ki sen o kadar çalışıyorsun ki kocasına, o kadar parçalıyorsun kendini. İsa Bey senin ilacın. İsa Bey'in eğitimine katıl diyorlar. İkna ediyorlar onları hanımefendiler. Çünkü senin ne ailen var ne özel hayatın kaldı. Hiçbir şey kalmadı. O yüzden senin kendini değiştirmen lazım diye ellerinden tutarak, kulaklarından tutarak bizim yanımıza getirdiler. Getirdiler ve başardılar. Her hanımefendi bunu yapabilir. Bu kabiliyete sahip. Hatta yan yana gelip, beraber gelip bizim programlarımıza katıldılar. Ve şu anda görüyorsunuz Instagram'da zaten feedback kısmı bazı arkadaşlarımız okumuştur, izlemiştir. Ama herkes feedback kısmını okuyabilir. Hayatını değiştiren insanların paylaşımlarını görmüşsünüzdür.
Serhat kardeşimiz boksör. Bununla beraber Burak kardeşim var. Oğuzhan Bey kardeşim var. Onlarla, onun gibi birçok arkadaşımızla videolar yaptık. YouTube videoları yaptık. Onlar programlara katıldıktan sonra, bunlar iş adamı. Kendi işlerini yapan arkadaşlar da var aslında. Neler değişti? Hepsini anlatıyorlar. Çok güzel anlatıyorlar değerli arkadaşlar. Siz de onları izleyebilirsiniz. Onlar sizi yüreklendirebilir. Onlar sizi hareketlendirebilir. En büyük engel biliyorum demek. En büyük engel biliyorum ve bardağın dolu olması. Bardağın doluysa eğer sana kimse yardımcı olamaz. Biliyorum diyorsan sana kimse yardımcı olamaz. Seni ileri taşıyamaz. Bunu açık ve net baştan söyleyeyim. En büyük engel senin nefsindir. Senin gelişmene en büyük engel senin egon. Ve o nefis şeytandan 72 kat daha fazla güçlü. O senin gelişmeni istemiyor. Neden? Çünkü sen kendini geliştirirsen onun kölesi olmayacaksın. Çünkü o seni köle yapmak istiyor. Seni köle yapmak istediği için nefsin sana diyor ki sen biliyorsun diyor. Sen paşasın diyor. Sen diyor kralsın diyor. Sen yapabilirsin, sen başarabilirsin. Tek başına hiç şoför öğretmenine ihtiyacın olmadan araba sürebilirsin diyor. Kitap okuyarak araba sürmeyi öğrenebilirsin diyor. Ondan sonra sana gaz veriyor. Sen o gazla araba sürmeye çalışıyorsun ve arabayı sağa sola çarpıyorsun. Çarptıktan sonra kamyona geliyorsun. Hocam ne olur bu işi başkası çözemez, sen çözersin diye yalvarıyorsun kapımda. O yüzden elindekilerini kaybetmeden baştan ne yapacaksın? Üzerinde çalışma yap. Nefsini, egonu kenara koy. Bildiklerini kenara koy. Bismillah de, kendini geliştirmek için adımlar at. Bu yol, bizim eğitimler dikenli yol. Ayağını seven gelmesin diyoruz değil mi? Burası Mail Coaching Akademi. Akademi burası. Akademi. Yani bir aidiyet gerekiyor. Bir çaba gerekiyor. Sihirli değnek olmadığını kabul etmen lazım. Yani İsa hocamla böyle bir 5 dakika konuşursam her şey düzelir. Bu düşünceyi kafanından çıkar. Böyle bir şey yok. Bu sadece filmlerde var sevgili arkadaşlar. Çünkü İsa hocayla konuşursan seni güzel bir fırçalar. Değil mi? Şöyle aklın başına gelsin diye eli sopalı seni kendine getirmek için şöyle şaman atar, tokat atar sana, kolonya sıkar uyandırmak için. O yüzden hani 5 dakika hocam sizinle konuşayım, hayır. Bu seni ileri götürmez. Bir kere bunu kafana koy. Sonra başkasını değiştirmek ikinci adımda. Başkasını değiştirmek dünyanın en zor işi. En kolay kimi değiştirebilirsin? Her gün dişini fırçaladığın ve saçını taradığın, aynada gördüğün kişiyi değiştirebilirsin. İkinci kural da bu. Kendini değiştireceksin ilk önce. Sen kendini değiştirdiğin zaman gerisi kolay. Ondan sonrası hepsi kolay. Başka eğitimler için gayret gerekiyor. Bir emek gerekiyor. Yani bir insana bir şeyi böyle bedava verdiğinizde, altın derseniz bedava. Ne yapar altını bedava aldığı için? Kıymetini bilmez. Alır altını eline, der ki sen bana demir verdin, bir de suratına atar. Dolayısıyla insanoğlu bir şey öğrenmesi için bir enerji harcaması lazım, bir bedel ödemesi lazım, ücretini ödemesi gerekiyor. Bunu da kafana koy. 3 tane kural. Buna kabul, onay, değer diyorlar değerli arkadaşlar. Bunlar varsa eğer hayatına bir şey katarsın. Yoksa hiçbir şey değişmez hayatında. Şimdilik bu kadar güzel insanlar. Umarım gönlünüze dokunabilmişimdir. Nefsine ağır gelenler, egosu kabarmış arkadaşlar zaten bizi çoktan bırakıp gitti. Neden? Nefis çok güçlü çünkü diyor ki bırak bırak diyor. Kendini geliştirme diyor. Boş ver, ne gerek var? Sen her şeyi biliyorsun diyor. Biraz önce dediğim gibi. Dolayısıyla güzel insanlar zaten onlara kimse bir şey veremez. Dünya bir araya gelse 8,5 milyar toplansa ona faydalı olamaz. Neden? Çünkü o kişi nefis tarafından yönetiliyor. Nefsin kölesi olmuş. Egonun kölesi olmuş. Ona sen hiç yardımcı olamazsın. O sadece yarın öbür gün kafayı bir yere çarptığında, uyandığında o zaten sonunda öyle de böyle de zaten geliyor. Bazıları 10 sene bekledi. 10 sene. Hayatında bir şeyler değiştirebilmesi için. Nasip kısmet mevzusu zaten. Bir şey değişebilmesi için 10 sene acı çekti, bedel ödedi, sıkıntı yaşadı. Ondan sonra jeton düştü. Bazılarının jetonları böyle paraşütlü olduğu için bazılarında uzun sürüyor.
bazısında da böyle hızı algılıyor. Algıları açık, gönülleri açık, kalpleri açık ve gönlüyle, kalbiyle dinlediği için hemen hızlıca algılıyor. Bizi tanıdıktan 3 ay sonra hemen eğitimimize katılıyorlar. Değerli arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepiniz seviliyorsunuz. Hoş kalın, hoşça kalın.